Herkese merhabalar. Nilüfer'in koleksiyonu tekrardan bir videoyla karşınızda efendim YouTube kanalında. Ne tarafa dikecektim ben ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar bana en çok sorulan sorulardan biri makinede yaşanan aksaklıklarla alakalı oluyor. O da ip toplaması. Yani alt ipin bol olması. Bu makinede, yani yeni alınan makinelerde çok yaşanmayan bir şey. Parçalarınız sağlam oluyor falan ama yanlış ayar yapmış olabiliyorsunuz. Onun sebebi tansiyondur. Bu tansiyon denen bölüm makinenin beyni gibi. Gerçekten en önemli parçası. Şöyle anlatayım size. Bunu normalde bir açıp temizlemeniz, bakımını yapmanız, temiz tutmanız gerekiyor. Çünkü ipin içinden geçen kasnak denen şu iki tane metal kısmın arasına toz dolabiliyor. İpten kurtulan çeşitli kirler, iplikler dolabiliyor. Ve bu da ipin bol gelmesine sebep olabiliyor. Şimdi ipin bol gelmesi ne demek? Öncelikle onu bir hemen size tatbik edeyim efendim. Dik dik. Zaten ses falan bozuk, fark ettiğiniz gibi çangır çungur yanlış dikiyor yani. O belli ediyor kendini. Açtığınızda bu şekilde manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bunun bana fotoğrafını ben size diyeyim. Ayda 2-3 kere alıyorum. Yani herkesin başında çok sık gelen bir sıkıntı bu. Arkadaşım diyorum, tansiyonun diyorum, tansiyonunu sık diyorum, tansiyonu ayarla diyorum, çok boldur ya da çok sıkıdır ya da ip kopuyor diyorlar mesela. Sürekli ip koparıyor sense. Tansiyonun çok sıkı, yani aşırı sıkmışsın, ip gelmiyor, çat 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 ipi koparıyorsun aşağıdan. Buna da ip çıtlaması, kırılması ya da ip kopması diyorlar. Şimdi bunu nasıl düzeltiyoruz arkadaşlar? Öncelikle dediğim gibi tansiyonunuzun, ben tabii başıma gelen bir olay sebebiyle bu videoyu çekiyorum bu arada. Benim makinem eski, 10 yaşında. Yani parçaları artık yaşlılıktan eskimiş durumda. Şimdi gördüğünüz gibi şu bu içindeki bir parçadan bir tanesiydi. Tam şurada duruyordu. Şu şekilde artısını eksisini gösteren bir parçaydı. 2 milimetrelik şurada bir kalınlığı var, görüyorsunuz. Ama o kalınlık şuradan gördüğünüz gibi ortadan ikiye kırılmış. Ve kırılınca da artık maalesef o 2 milimetrelik kaybı yaşıyor olmuşuz. Şimdi istediğiniz kadar sıksanız da ip bol geliyor. İp bol gelince de alt kısım bu şekilde oluyor. Tamam mı? Bunun çözümünü nasıl yapacağız? Bunun yerine başka bir şey takacağız. Birçok şey denedim. Buna pull deniyor. Pull denedim ben. İşte bir iki tane pull denedim ve bir tanesinde başarılı oldum. Sıkıntı yok. Çözüm yani. Tamir ettim. Yine. Para harcamadan Allah'ın profesyonel fakirlik. Evet, şimdi karıştırmadan size öncelikle bu tansiyonu bir sökmeyi, takmayı göstereceğim arkadaşlar. İpi öncelikle çıkarıyorsunuz. İpi aldık. Bu arkadaşın kafasında genelde şu takılı oluyor. İsterseniz bu şekilde içine geçen bir şey bu. Yani geçirebilirim, geçirmeye de bilirim de ben herhalde bu şekilde kullanacağım. Daha görüyorum kirlenip kirlenmediğini falan, kontrol edebilirim. Ve buna gerek yok değil mi? Ben zaten sayıları çok fazla kullanmıyordum. 4'e 5'e bakmıyorum. Yani kendi ip şuradan anladığım bollukla, aa bu tamam doğru bir bolluk diyerek devam ediyorum zaten. Bunu takmaya da bilirim, kullanmaya da bilirim. Kirlenmiş zaten. Bunu boşver. Bunu da boşver. Yani plastik parçaları yavaş yavaş egale ediyorum. Her şeyi metale geçeceğim galiba. Neyse bunu çıkardık. Kapağı çıkardık. Buna ilginç bir parça. Bu da parmak deniyor buna. Yani aslında bunun mantığı şey. Şuradaki çıt, bunun içindeki şuradaki şu çıta denk geliyor ve tam bir tur atarak dönmesini sağlayan, durmasını sağlayan parmak parçası. Ama bilmiyorum, ben artık onu sadece gereken kalınlığa erişmesi için takıyorum. Şey kalmadı. Bu dış yay ve bu benim çözümüm, canım çözümüm, sevgili çözümüm, pulum. Gördüğünüz gibi burada bir parça daha var böyle. Buna da kasnakların kapağı deniyor. Ve kasnaklarımız var. Kasnaklarımızın arasında durdu da bu şekilde bir yay var, görüyorsunuz. Böyle dizdim size bunu. Şunları şu an burada size. Şimdi bunu da söküyorsunuz. Şurada bir vidası var. Bunu da sökebilirsiniz. Ben şu an o kadar gerek görmedim yani. Sökmemize gerek de yok. Ama sökebiliyorsunuz ve bunun mesafesini isterseniz kaymışsa kayabilir. Her şey olabilir. Makinede her şey olabilir. Böyle kayabiliyor. Kay bakayım. Bak şu an kaymıyor. Size göstereceğim ya, kaymıyor. Ben bunu sıktım çünkü. Neyse. Bu bollaşabiliyor. Çünkü makinede bir titreşim var. Bütün vidalar bollaşabilir. Her yeri kuruyabilir. Yağlamanız gerekir titreşimden. Ve yani dediğim gibi şu buralara toz dolabilir. Buraları iyice temizlemeniz gerekiyor. Ben şu an temizledim, yağladım. Temiz vaziyette inceliyorsunuz.
Başlayalım takmaya. Söktük, temizledik. Yayımızı elimize aldık. Gördüğünüz gibi şu şekilde tutuyorum. Kasnakları birbirine bakacak şekilde. Yani şöyle gördüğünüz gibi bunlar şey ya, içbükey ya, şöyle tabak gibiler ya. Tabakların sırtlarını birbirine getiriyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz yani. O şekilde getirerek böyle yayınızı ve kasnaklarınızı arasında böyle tost edip takıyorsunuz. Bu birinci parça. Okey. Ondan sonra kasnak kapağımızı takacağız. Bunu da iyice şöyle temizledik. Bunu hala olan o kadar temizledik ya. Tabii yılların şeyi yani, ben bunu herhalde 3-4 yılda bir söküyorumdur tansiyonu. Yani o kadar da sık sökmüyorum açıkçası. Şurada gördüğünüz bir delik var. Oradaki deliğe bu parçası, uzun parçası denk gelecek arkadaşlar. Çözümüm, sevgili çözümüm pulum, takıyorum hemen. Ve dış yayımı takıyorum. Ve tırnağımı takıyorum. Ve de kapağını takarak tansiyonun şu gerginlikte falan da. Neyse, onu şey yaparken iplikten anlıyorum ben gerçekten. Buradan hiçbir şey anlamıyorum şu anda. İşte böyle. Tamamdır. Şu yay zaten yukarı çıkıyor. O olması gereken yere gidiyor yani. Şu an çok sert. Biraz yani bu sertlik olabilir. Yani deneyeceğiz. Bakacağız efendim. Hala bir zor geliyor. Bir yerim takılıyor. İpim mi düşmüş? Bakıyorum arada aşağı falan. İpimi takıyorum. Video da çok uzamasın ya. Hızlanalım azıcık. Şimdi bunu ayarlaması çünkü sıkıntı olacak. Bütün tansiyonu söktük. Bir dikelim bakalım düzgün dikiyor mu? Dışarıdan düzgün gibi görünür. Tamam, dışarıdan hiç farkı yok. Bak aynı. Görüyor musunuz? Ama altını bir kaldırıyorsun. Sürpriz. Evet, düzgün. Hiçbir sıkıntısı yok. Ya biraz bir iki yerde minik bir iki şey var. Ama hemen şöyle bir iki milimlik ayarla böyle. Çok hassas gerçekten. Tansiyon böyle görünüyor ama mekanik. Hani dersiniz ki aman ne olacak, biz ne elektroniklerle uğraşıyoruz. Şeylerle, Arduino'larla falanla filanla, ışıklarla uğraşıyorsunuz ama dikiş makinesi de kendince bir hassasiyeti vardır. Onun da kendince bir havası vardır yani. Ustasını ister, bilenini ister. Evet arkadaşlar, size şu arkadaştan nasıl kurtulacağınızı, buna dönüştüreceğinizi anlattım. Dilerim bu video işinize yarar. Ben bu videoyu çok kullanacağımı düşünüyorum. Her soru atana çat diye yapıştıracağım. Ve dikişle alakalı bloklarıma da koyacağım. Yani aslında tabii bu parçayı satın da alabilirsiniz. Ama bulamazsınız. Yani ben bulamazdım herhalde. Yani 20 yaşında makinenin yedek parçasını gidip Singer servisinde sorsanız adam size yani der ki kendi 100 yılına dön arkadaşım der. Yine çok konuşuyorum. Videoyu çok uzattım. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Etkinliklerimizi daha çok Instagram ve Facebook'tan aktif olarak paylaşmaktayız. Comic-Con'da dikiş atölyem olacak. Hepinizi beklerim. Bugün 5 Ekim'di. Sevgiler, saygılar hepinize. Hoşçakalın.